Merhaba, sağlık tensörlerini sorularını çözmeye devam ediyoruz. 21-30 arası çözeceğiz. Yöklü sınavı yaklaştığını farkındayım. Onun için mümkün olunca fazla video çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bakalım. İnşallah size faydası olur. bakalım şimdi. There are considerable controversy in recent years. Şimdi şurada in recent years bizi present perfect'e götürebilir. Dursun. Because the rate of autism in the United States to be rising fairly rapidly. İkinci de bir şey yok. Ama şurada in recent years, There is olabilir mi? Yani olmaz diyemem. Çünkü recent years, hani bu present perfect, present simple birbirine çok yakın iki tanesi demiştik. Bir şeyin olması, bir şeyin ola gelmesi gibi aslında hani çevrilebilir belki. There is olur mu? Muhtemelen olmaz ama doğrudan edeyemem. Ama has been kesin olur. Had been olmaz. Past olmaz, was olmaz, will be olmaz. Yani son yıllarda bir şey ola geliyormuş. Bir tartışma varmış, bir çatışma varmış. Büyük bir tartışma varmış. Because the rate of autism yani e, otizm oranı gittikçe artıyormuş. Gittikçe artıyor demeyin de yani hızlı bir şekilde artıyormuş. Has been olacak. Is appearing olmuyor çünkü appears böyle şey state verb gibi düşünelim. Pek ing alan bir fiil değildir. Like gibi işte love gibi düşünün bunu. Bir şeyin görünmesi aslında state verir. E, o anki görüntü gibi düşünmeyelim. Genel olarak e, bir şeyin nasıl göründüğüyle alakalı. It is appearing demeyiz. Yani it appears deriz. Öyle görünüyor anlamında. Burada güzel bir e, collocation var. Considerable Controversy. E, büyük bir tartışma varmış. Bakalım başka bir şey var mı? Rate of something. Rate of something'i bilelim. Yani bir şeyin oranı. Devam edelim. Severe tension headaches. Combination medications. Böyle şeyde e, bu ağır e, baş ağrıları. Ağır demeyeyim de baş Şiddetli baş ağrıları. Heh. Bu combination medication herhalde birkaç ilacın aynı anda kullanılmasıyla ancak çözülüyormuş. Mild sedatif such as butal, butal Muhtemelen yanlış söylüyorum. Bital da olabilir bu. Bilmiyorum. Siz daha iyisini bilirsiniz. Severe tension headaches. Burada present bir ifade olacak. Could require olur mu? Olur. Should require olur mu? Eh hadi. Must require olur mu? Eh, o da olabilir. Have to require olur mu? E bu da oldu. May require olur mu? Bu da olur valla. Yani olur mu derken en güzel hangisi olur derseniz A olur ve E olur. Çünkü bilim dilinde yani özellikle tıp dilinde olabilir yapabilir ifadelerini çok sık kullanırız. Must biraz fazla ağır kaçıyor ya da have to şu zaten aşağı yukarı aynı anlamda. Should da yani biraz şey olabilir. Yani should da gerçi olur da could may daha doğru burada çünkü bir olasılıktan bahseder genelde tıpta hep böyle şeyden bahsetmez böyle çok iddialı laflar genelde pek kullanılmıyor bakalım şimdi sonradan da bir şey geliyor ha including mi yani bir gerund mi infinitif mi olacak burada arkadaşlar bir şeye örnek vereceksek such as anlamında including deriz tamam including bir şeye örnek verirken kullanırız mesela some people including my friends benim arkadaşlarımın da dahil olduğu bazı insanlar gibi çevrilebilir. Yani aslında including kelimesinden sonra bir örnek veririz. Yani including'i such as gibi düşünebiliriz. Şurada mesela such as olsa tabi virgülü olmayacaktır o zaman. Such as a mild sedative yani böyle mild neydi? Böyle yumuşak hani çok sert olmayan bir sakinleştirici de verilebilirmiş. Combination medication. ...na bir örnek vermiş oldu. Including bu şekilde kullanılıyor. Required'ı gerektirmek demek arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Phrasal verb anlamı ne bunun? Phrasal verb e de call for. Unutmayın bakın sağlıkçılar bunu unutmasın. Call for immediate action. Call for medication. Gerektirmek demek. Require, necessitate. Bunu unutmayın. Call for. Bu bizim phrasal verb setimizde de var. Gördüğünüz gibi araya bir ürün yerleştirmiş oldum ama. Bizim phrasal verb setimiz var arkadaşlar. Bir iki, 48 videodan oluşan phrasal e, word'lerde sorun yaşıyorsanız özellikle tabi, yani şey e, YÖK dilden mesela 85 üstü alıyorsanız o seti mutlaka alın. Ama bana 55 yeter hocam diyorsanız phrasal de çok fazla girmeden bu sınavdan 55'te alabilirsiniz. Geldik bir e, participle sorusuna. Şöyle to veya e, ing ile başladığı için ya da normal e, bir e, bare infinitive ile başladığı için bakalım şimdi by the pioneering efforts of Florence Nightingale. Uh, Florence Nightingale'in uh, çabaları ile, çabaları tarafından bir pasif bir yapı var gibi sanki. The nursing profession, yani hemşirelik mesleği, middle of the latter part of the 1800s. Yani burada latter part, yani 18. yüzyılın, 18. yüzyıl değil mi, 1800'lerin İkinci yarısında, sonlarında e, ortaya çıkmış. Letter part. İkinci yarısı diyelim yani. E, first değil, letter. Former önce demek, letter sonra demek. Former president. eski, Biz eski deriz zaten. Former football player. Eski futbolcu deriz. Former letter, halef selef gibi düşünelim. Halife sonradan gelen letter. E, selef öncesinde. Bunu da yanlış söylemiş olabilirim ama halif, halife ve haleften e, çıkartabiliyorum. Letter, halef demek yani. Daha sonrasında olan demek. Şimdi Bakalım, to have let e, olmaz, buradan hatırlar mısınız, bir, bir önceki videoda şey yapmıştık, e, reduction yapmıştık. Pasif olduğu zaman reduction'a ne yapıyorduk? E, ING, pardon, e, verb 3 ile başlıyorduk. Eğer aktif olsaydı, ING yapardım. Dolayısıyla burada let olacak. Burada aslında ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. E, the nursing profession, bakın özne ortak özne ortak olunca demiştim yani ing ile gider diye. Daha önce de söylemişimdir. Bu geçen videoda söylemiştim. Yani Söylemediysem daha önce söylemişimdir. Şimdi diyecek ki aslında bu cümle nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? The nursing profession was led by the pioneering efforts of Florence Nightingale diyecek. Sonra it arose during the middle and later part of the 1800s diyebilirdi. Burada arkadaşlar özne ortak olduğu için ne yapıyor biliyor musunuz? zamir de kullanmıyor. Sadece bir kere kullanıyor özneyi. Öteki cümlede bu burada ilk cümlede atmış. İkinci cümlede atabilirdi. Ne yapıyor? Doğrudan fiille başlıyor. Doğrudan fiille başlıyor. Eğer pasifse verb ile başlıyor, aktifse ing ile başlardı. Led by the pioneering efforts diye başlıyor. Neden? Led çünkü dediğim gibi the nursing profession iki cümlede de ortak özne. Yani biraz matematik gibi oluyor ama İki cümlede de ortak özne varsa bu türlü yapıları görebiliriz. Participle ayrı bir konu. O başka bir videonun konusu. Ee, yani şimdi anlatırım da e, uzun sürer. Zaten e, çok fazla örnek de gerekir. Benim e, şey vardı, grammar şey de var. YouTube'da bu ücretli ayrıcalıklarda var. E, grammar e, şeyi de var, seti de var. Bizim YÖK paketlerinde de var bu setler. Orada anlatıyorum e, etraflıca. Tabii yani biraz fazla aktivite gerekiyor. Yani hemen basit bir şey değil, hızlı bir şekilde anlatılacak bir şey değil. The establishment of a professional nursing corps. Şu bunun telaffuzuna dikkat edelim. Corps yani burada şey demek. Birlik yani. In Europe and the United States. Bu askeriye de çok görürsünüz bu kelimeyi. Şimdi bu yani hemşirelik ne diyelim bu sendika demeyelim de işte birliği Avrupa ve şeyde Amerika'da the medical profession etkilemiş yani derinden etkilemiş. And society in general standards of care providing an avenue for women to enter the workforce ve bu bu tür bu etki yani hemşirelerin hemşireliğin artması ve bunların birleşmesi Avrupa'da ve Amerika'da ne yapmış? standartları sağlık standartlarını geliştirmiş, iyileştirmiş. Improve iyileştirmek demek. Peki the establishment of a professional nursing corps in Europe bu past olacak çünkü bir olaydan bahsediyor. Yani hemşirelik mesleğinin kurulması dediğine göre bu muhtemelen past olacak. Was impacting demez, etkiliyordu demez, etkiledi diyecek. Had impacted de demez, past perfect olması için bir neden yok, past olacak. Has impacted de demez, bu sanki e, ola geliyordu gibi yani hala etkiliyor gibi bir anlama gelir, öyle değil. Kuruluş etkiledi diyecek. Impacted harika olur. Burada has impacted'i düşünebilirsiniz. Gerçi hani şey diyebilirsiniz. Hocam niye öyle olsun ki? Kurulması hala etkiliyor. Hala standartları iyileştiriyor derseniz diye şimdi anlatırken düşündüm. Hadi bunu da tutayım. Aklınıza yatmamış olabilir. Would impact zaten olmaz. Etkiliyordu falan gibi. Etkilerdi ama şimdi etkilemiyor gibi bir anlama gelir. Peki. ikinci cümleye bakalım. İkinci cümle. Hatırladınız değil mi bunu? Demin hatta led by diye başlamıştı. Demiştim ki pasif olursa verb 3 aktif olursa ING. Bunu önceki videoda da görmüştük. Burada arkadaşlar which improved the standards demiyor. Onu reduce yapıyor. Ne yapıyor? Improving diyor. Asla bakarsanız özne de ortak oluyor burada. Yani the establishment of a professional nursing corps in Europe and the United States dediğimiz zaman improved the standards of care diye de gidebilir. Ama özne o kadar uzun ki gördüğünüz gibi. The establishment of a profession diye gidiyor. Dolayısıyla özneyi bir daha tekrar etmemek için ing koyuyor devam ediyor. Tamam. Bundan defining relative clause'larda da bu, bu şekilde özneyi atıyor. orada which which improved demiyor. Improving deyip geçiyor. Özneyi de atıyor yani orada. Improving der geçer. Bunu bu şekilde e, öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. Biraz e, süremiz kısa farkındayım. Sınava çok zamanımız yok. E, çok da kafa yormayın ama yani bu şimdi iki tane soru çıkıyor. Şimdi o, hocam past participle var çıktı işte participle, gerund infinitive. Hiç boş boşuna kafa yemeyin. Bazen olur çünkü öğrenci e, şey yapar. E, nasıl diyeyim? E, son son dakikada ya ben bunu çalışmadım der. Gider öyle bir şey çalışır ki e, gerek yoktur yani. Hani boş boşuna zaman harcamaya gerek yok. Onun yerine okuma yapın. Daha çok işinize yarar. Burada güzel bir kelime var mı? Yani işte kabaca tekrar çevireyim yani Avrupalı ve Amerikalı e, şeylerin e, hemşirelerin birlik olması ve birlik olması tıpta yani sağlık alanında bir e, sağlık alanını derinden etkilemiş ve sağlık hizmetini de olumlu yönde etkilemiş iyileştirmiş diyoruz. Tabi detayları da var böyle bir moto modda çeviri yapmıyorum. Bazen öğrenciler diyor hocam birebir çevirseniz daha iyi anlardım da birebir çevirince de o teok -ok seviyesinde yani ortaokul seviyesinde bir cümle oluyor zaten. E, çevirdikten sonra güzel. Çeviriye çok alışmayın. Çeviriye çok alışmayın çünkü böyle e, şimdi Türkçeniz C1 pardon C2 yani ana diliniz. Şimdi İngilizce seviyenizde B1 düzeyinde şey yapalım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Burada iki tane çalışan dişli var. E siz Türkçeyi bilginizle İngilizceye böyle çevirmeye çalışıyorsunuz ama ikisi aynı seviyede değil. İkisi aynı seviyede olmadığı için oradan data çekerken veya buraya data verirken o dişleri yakarsınız. Yani olmaz, çok zor olur. bütüncül olarak mana çıkarmaya çalışın, anlamaya çalışın. Böyle motomot oldu, rağmen mobilization mobilizasyon öyle yapmayın aman. Bol bol okuyun o yavaş yavaş gelişecektir. Kendi gelişecektir. Motomot bir çeviriyle cümleyi anlamaya çalışıyorsanız eğer Henüz okuma konusunda bayağı geridesiniz demektir. Bunu yapmayın. Çok zorlanırsınız. Dediğim gibi İngilizce, Türkçe seviyenizle İngilizce seviyeniz arasında fark var. Bunları birbirine convert etmeye çalıştığınız zaman olmaz. İkisinin aynı seviyede aşağı yukarı en olması lazım. Ben yapabilirim bunu. Çünkü işte benim İngilizce seviyem C1, Türkçe seviyem C2. Bunlar birbirine yakın seviyeler olur. Sizde olmayabilir yani eğer A2B1 seviyedeyseniz olmaz, b de olmaz kolay kolay. Uh, all the mobilization and manipulation from the time of Hippocrates. Çok güzel. From the time of Hippocrates, yani Hipokrat'tan bu yana diyor. Present perfect olabilir. They important techniques today. Today de gördük, şimdiki uh, yani present olabilir. Şimdi from the time of Hippocrates aslında ne demek istiyor? Burada Hipokratı görünce hemen past diye e, düşünmeyin. Hipokrat'tan bu yana diyor. From the time of Hippocrates. Şimdi changed olmaz. Değişti. Değişe geldi diyeceğiz aslında. Present perfect lazım bize. Have changed harika olur. Had changed olmaz çünkü hala değişmekte diyoruz. Are changing. Hadi bir ihtimal olmaz ya. Dursun diyelim. Change de e, hadi dursun diyelim. They um, remain, pardon, they remain important techniques today. Today olduğu için remain olması daha mantıklı. They have remained important techniques demez. Are changing zaten demez de ben burada hani e, yine de bir dursun diye hani şey yapmadım böyle çok da hızlı elemeyin diye beklettim. Ama change ve are remaining de zaten olmuyor. Uh, are remain, remain zaten genelde ing ile kullanılan bir fiil değildir. Have changed and remain yani mobilizasyon ve manipülasyon Hipokrat'tan bu yana kullanılan teknikler olmasına rağmen hala önemli teknikler olarak kalmıştır bilinmektedir diye böyle çevirebiliriz. Kalmıştır yani de aslında tam doğrusu da. Today experts to understand today yine işimize yarar. To understand what factors influence cognitive function yani bilişsel fonksiyonu nelerin etkilediğini anlamaya çalışıyorlarmış. Um, and what measures people to help prevent cognitive decline? Yani insanlar bilgisayar e, gerilemeyi nasıl engelleyeceğine dair ne tür tedbirler almaları gerekir? Bunlara işte kafa yoruyorlarmış. Şimdi today dediğine göre have worked olur, work olur, worked olmaz, had worked olmaz, are working olur. Today, to understand what factors influence cognitive function and what measures people, insanların ne tür tedbirler alabileceğini der veya alacağını der. May have taken past olduğu için olmaz. Almış olabileceğini değil. Would take de olmuyor. Bu da alırdı, yapardı, eskiden yapardı gibi bir anlama geliyor. Can take olur. May take de olabilirdi. Might take olabilirdi. Could take olabilirdi. Şu can yerine may olabilir. Veya could aslında. Aslında may ve could en güzel olur. Might da çok burada güzel olmaz ama could ve may bence çok güzel olur. Yani insanlar şu anda işte bilgisayar şeyin e, fonksiyonu nelerin e, etkilediğini anlamaya çalışıyorlar ve bu gerilemenin durması için ya da engellenmesi için ne tür tedbirler alınabileceğini araştırıyorlarmış. Epidemics as concentrated outbursts of infectious or non-infectious disease. Tamam. Burada bir tanım verdiğine epidemik neymiş? Böyle toplanmış, konsantre olmuş yayılabilen ya da yayılamayan hastalığın böyle patlaması yani bir anda yayılması gibi e, tanımlanabilir der herhalde. Relatively large numbers of people within fairly narrow limits of time. Yani e, dar bir zamanda, dar bir bölgede çok miktarda insanın aynı hastalığı yaşaması diyelim. Şimdi epidemics bir tanım veriyorsa arkadaşlar tanımlanabilir, isimlenebilir deriz. Must be defined biraz fazla iddialı oldu. May be defined. Harika. Should be defined. Yani pek hoşuma gitmedi ama doğrudan hadi elemeyeyim. Might be defined. Gene çok hoşuma gitmedi. May kadar şey değil. Çünkü may might bir ihtimal veriyor da may biraz daha hani şeyde hani böyle tanımlanabilir. Sanki bir bir tahminde bir çıkarımda bulunuyor gibi. Can be defined de olur. Yani burada can ve may daha doğru might'tan. Peki. Hangisi olur? Ben bu sorulara taktım biliyorsunuz siz de bildiniz zaten yani benim özellikle seçtiğim sorular bu affecting olacak. Niye? Epidemics effect. Relatively large numbers veya which effects? Which affect relatively large numbers of people olacak. Dolayısıyla burada ne yaptım? Özneyi attım. Özneyi attığım için de ing koydum. Eğer pasif olsaydı bu, aktif olmasaydı affected olacaktı which affected yerine affected olacaktı. Burada da uh, which effects olacaktı. Onun yerine affecting yaptım. I ING koydum. Bunu anlamışsınızdır. Bundan birkaç tane daha çıktı. Devam ediyorum. The rise of the medical profession ensured that uh, yani tıp uh, alanındaki mesleklerin ortaya çıkması neyi uh, garanti altına almış? Neyi sağlamış? ...that doctors More consistent, active in treating victims, doktorlar kurbanlara daha tutarlı ve daha düzgün bir şekilde müdahale edebiliyorlarmış. In the 19th century, 19. yüzyılda, then they in previous times. Ha, yani 19. yüzyılda doktorluk yani tıp müessesesi ortaya çıkınca hastalara daha sistemli, daha mantık makul bir şekilde yardım edilmeye başlanmış. Neye kıyasla? 19. yüzyıl öncesine kıyasla. Demek ki arkadaşlar elimizde bir past tense var, bir de past perfect var. Şimdi would be, might have been olmadı zaten. Would be niye desin? Yani yaptı, etti diyecek. Had been, were tam tersi olmadı mı? Ben tam tersini bekliyorum aslında. Çünkü şurası past olacak, burası past perfect olacak. Eğer mantık doğruysa. 19. yüzyıl da bir şeyler oluyor. 19. yüzyıl 19. yüzyıl öncesine göre diyoruz. Dolayısıyla ikinci boşluğun past perfect olmasını beklerim. Have been hala olan bir şey yok ortada. D de şu anda olan bir şey yok ortada. Bu olacak. Neden? Elimde bir 19. yüzyıl var. İşte onu were'le şey yaptım. E, tanımladım. Then dedi, başka bir cümle başladı. O da past perfect çünkü previous times diyor. Yani eskiye göre iş daha bir kurumsallaşmış diyebiliriz. Burada bilmediğiniz kelime var mı? Yani aslında varsa da sözlükten bakarsınız çok önemli değil. Burada soruları nasıl çözeceğimiz önemli. Bir de bunlara mesela bazen hızlı geçiyorsunuz hocam diyenler de oluyor böyle yorumlarda okuyorum. Hızlı geçerim arkadaşlar. Hızlı geçerim çünkü hızlı geçmenizi istiyorum ben de zaten. Yani bu soruya tutup da beş dakika bakmanın alemi yok. Beş dakika bakacağınız soru paragraf sorusu olmalı zaten. Yani şu soru Hızlı geçilmelik soru. Şimdi şöyle işlemiyor yani 180 dakikam var. Bölü 80 her soruya işte iki buçuk dakika ayırayım gibi bir mantık yok yani. Öyle bir öyle bir şey yok. Ne yapacaksınız? Şu 20 30 soruyu hızlı çözeceksiniz. Sorular kolay olduğu için değil. Tekrar ediyorum. Soru kolay olduğu için değil. Sorunun hakkı o çünkü bu. Yani ne yapıyoruz? Some patients find that chronic headaches can with after a stressful family. Var mı burada bir şey? Yok. After dediğine göre bir time clause var. Demek ki time clause olduğuna göre ne olacak? Bir uyum olacak. Uyumdan kastım ne? Şurası present ise burası da present olacak. Şöyle pr yapayım ki pasta karışmasın. Ya da ne olacak? Future olacak. Kombinasyon bu. Eğer burası past olacaksa tamam. Şu aslında slash olmadı. O zaman sanki şey gibi oldu. Şunu sileyim. Tamam. Burası şu birinci boşluk, şu birinci boşluk dediğime bakma yani time close'un ait olduğu yerden bahsediyorum yani. Her bağlaç kendisinden sonra gelen cümleye aittir. Şurası past olmuş olursa eğer, past olmuş olursa eğer gibi bir cümlede kurdum. Ee, şurası da ne olacak? Yani öteki boşluk ne olacak? Past ve türevleri olacak. Yani past perfect olabilir, past olabilir. Bir şeyler olabilir. Past yani past ve türevleri. Bakalım şimdi. A bu koşta uyuyor mu? Uyuyor. Simple present, present perfect. Present perfect, simple present. Aşağı yukarı aynen zaten. Olur. Are disappearing is being resolved? Olur mu? Çok hoşuma gitmedi ama ikisi de present olur. Disappeared would be resolved. Would burada olmadı. Gönderdim. Yani afterlı cümlede would, would pek kullanılmaz. Have disappeared was resolved oldu mu? Olmadı. Bakın the present, burası past. Gönderdim. Will disappear future had been, bu da gitti time Clause'larda ne yapıyorum? Bir zaman şeyi arıyorum. Uyumu arıyorum. Yani bir after, before, until, if bunlar varsa bir uyum arayacağım. Oldu o da aramayacağım. Because da aramayacağım. Disappear has been resolved. Harika olur. Burada ne demiş olduk? Bazı hastalar kronik hastalıklarının, kronik baş ağrılarının geçtiğini gözlemliyorlarmış. Ailevi stres yaratıcı bir durum çözüme kavuştuğunda, kavuştuktan sonra diyor. Yani şu mesela uh, after a stressful family or job related situation is resolved. Is resolved deseydi o da olurdu şurada. Is resolved de diyebilirdi. Şuraya have disappeared dese o da olurdu. Yani burada time clause'larda present perfect arkadaşlar simple present gibi düşünelim. Devam ediyorum. Son soruya bakalım. The American Council for Headache Education bu baş ağrısı normalde de çok çıkıyor çünkü çok sık görülen bir hastalık. Anladığım kadarıyla sağlıkçıların da en tecrübeli olduğu hastalıkların başında geliyor. Çünkü çok sık karşılaşıyorsunuz muhtemelen. Um, the American Council for Headache Education. 95% of women and 90% of men in the United States. Canada at least one headache. Bakın tarıyorum öyle çok fazla şey yapmıyorum. In the past 12 months. Present perfect olacak. Bitti. Çok düşünme. Present perfect'e bakayım. İkinci tarafta present perfect'e bakıyorum tabii. Bu değil, bu okey, bu, bu değil, bu değil, bu değil. Çoğu zaman ikiye düşer, bazen bire düşer burada olduğu gibi. Çok nadiren de üçe düşer. Ee, şey seçenekler. Böyle baktığımız zaman. In the past twelve months, over the past twelve months, for the last, in the last, over the last. Bunların hepsi present perfect'e götürürüz arkadaşlar. Burada ne demiş oldum? İşte baş ağrısı eğitim konseyi. Baş ağrısına karşı eğitim konseyi, baş ağrısına karşı bilinçlenme konseyi diyeyim bari daha olsun. 90, kadınların 95, erkeklerin de %90'ı Amerika'da yaşayanların tabii. Bir şekilde son bir yılda bir baş ağrısı, en az bir baş ağrısı yaşamışlar. Have evet. had. Burada bir hastalığı yaşamak için başka hangi fiilleri kullanabiliriz? Onu da söyleyeyim. Öyle bitireyim videoyu. videoyu. Experience olur. Başka ne olur? Go through olabilir. Suffer olabilir. Tabii ki have had de olduğu gibi had evde diyebilir. Hastalıklarda bunu da kullanabiliyoruz. Eğer yok dile bu bir ay içinde yoğun hazırlanmayı düşünüyorsanız arkadaşlar tema dil .com sayfamızda ziyaret edin. Orada e, sağlık alanında özel içerik eğitimlerimiz var. Bir aylık e, abonelik de var. Olursunuz, bir ay çalışırsınız. Eğer e, hani şöyle şu konuda da dürüst olalım. Yani hani 20-30'larda geziyorsanız bir ayda 55 olur mu hocam? Bir kamp yapar mıyız falan? Yok, e, biraz zor. Ya yani, olmaz demiyorum bu arada. Ve bazen de şey yapıyor hocam, "Moralim bozuldu." "Olmaz diyorsun." Ya yani, olmaz derken benim kastım yani ben çok da bir şey bir değilim yani. Olmaz deyince olmaz. Seçkin Hoca dediyse kesin öyledir gibi bir durum yok ortada ama şöyle bir şey var yani şimdi siz de sağlık çalışanısınız. yani hastanın durumunu görüyorsunuz yani. Olur ya da olmaz diyorsunuz. Ya olmaz dediğiniz şey illa olmaz olmuyor tabii ki. Olabilir ama ihtimal düşük. Sonuçta tecrübemiz var bizim de. Görüyoruz yani. Şimdi 20 almış bir öğrenci bir ay çok çalışarak 55 alır mı? Eğer e, sınava yani hiç çalışmadan girip İngilizce bilen bir öğrenci ise ama hiç böyle lakayt bir tarzda girdiyse, çok ciddi almadan girip de 20 alıp sonradan onu 55 yapabilir mi bir ay içinde? Eğer İngilizce altyapısı varsa hala hazırda yapar. Ama hani normal çalışan, hani sınava pek bir İngilizce altyapısı olmadan daha önce girmiş, 20 almış biri bir ayda 55 biraz. Yap, yani ben yapamaz diyeyim, siz ihtimali düşük olarak alın tabii yani. Orada yapamazdan kastımı anlıyorsunuz. Eğer 40 tan yukarı aşağı yukarı aldıysanız hadi 35'i de kabul ediyorum ama 35 şöyle kabul ediyorum. Daha önce hiç sınava çalışmadınız, ee, bir hazırlık yapmadan sınava girdiniz, 35 aldınız. Ama e, yani hiç hazırlık yapmadan girmiştiniz 35'i aldınız. Şimdi de bir ay var, 55 yapabilir misiniz bunu? Yapabilirsiniz. Ee, yani çünkü hiç bilmeden girdiniz sınava. Kendimizi burada, burada yani hiç bilmiyordunuz sınava girdiniz, ah bu soru neymiş, bu soru neymiş diye bakarak gittiniz, 35 aldınız. 55 yapabilirsiniz. Ya 50, 55 yapabilirsiniz bu bir ayda. 80, 85 olur tabii ki. Bunları düşünüyorsanız bizim programları bir göz atın derim. Kelime phrasal verb serilerine de göz atın derim. Ben hocam para ödemek istemiyorum diyorsanız da ücretsiz eğitimler var. Mesela bu YouTube'da da connectors şey var. Video serisi çekmiştim. Üç tanesi YouTube'da. Kalanı bizim sitede. Ücretsiz. Yani üye olun. Bir senelik zaten üye olun. Orada close test de var. Ona da iyi olun. Biz böyle şey de yapmıyoruz yani. yani. Orada ücretsiz, hakikaten ücretsiz yani bir şey istemiyoruz. Girip bütün videoları erişebilirsiniz. Bir de deneme sınavları da var orada. Onları da çözün. Bir bakın bakalım kaç alıyorsunuz. Ona göre yorumlara da yazarsınız kaç aldığınızı. Gerçi bana panelden düşüyor kaç aldığınızı. Aynı zamanda görüyorum hangi öğrencinin kaç aldığını. Ama orada da kendinizi test edin derim. Ve iyi günler dilerim.